Evet sayın seyirciler, Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de yine Hasasan firmasındayız. Yanımızda burada New Holland servise olan bir abimiz var. Kendisiyle hem fuarı konuşacağız hem de özellikle Hasasan kullanıcısı. Hasasan'la ilgili neler düşünüyor, kendisini almak isteyeceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz, sizleri bir tanıyalım. Teşekkür ediyorum. Adım Fahrettin Gökçe. Çarşamba New Holland yetkili servisiyim. Engin Bey'le geçen yıl fuarda tanıştık. 2016 yılında fuarda tanıştık. Makineyi de ilk kez orada gördüm. Makineyi beğendim, hoşuma gitti. Dedim bu bizim işimizi yapar deyip kanaate varıp aldık. Bu yılda hasat sezonunda kullanmak nasip oldu. Şöyle söyleyeyim. Makine 10 numara bir makine. Yani bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Beni çarşambada müşterilerimin hepsi çok iyi bilir. Ben bir makine için, bir traktör için hayatta yalan konuşmadım. Konuşmayacağımı da çok iyi bilirler. Ben denediğim için, kullandığım için söylüyorum. Ha şimdi şunu karıştırıyorlar. Bu fındık toplama makinesi. Bu toprak taş toplama makinesi değil. Yani fabrikalar taş toplama makinesi üretiyor, toprak toplama makinesi üretiyor. Ama Hasasan fındık toplama makinesi üretmiş. Günde şöyle söyleyeyim açık. 18 çuval fındık topladım. Temizlenmiş. Temizlenmiş dediğim noktada bir şey daha söyleyeyim. Yani bunun temizlediği fındık bana göre fındık döven makinalardan daha temiz. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Daha temiz. Tekleme atmıyor. Teklemeyi zaten atan bölümü var. O da aşırı miktarda tekleme atmıyor. Sadece fındık kozalarında tekli kozalar var. Tekli. Onların bir kısmını temizlemiyor. Bunu normalde fındık döven makine de temizlemiyor zaten. Tekleme olarak çuvala atıyor. Bunları ayırdı. Yani 20 çuvalda bir çuval. Bu gayet normal. Kesinlikle hiçbir zaman anormal değil. Temizlemesi mükemmel. Ben makineden son derece memnunum. Ha bunu da baktım. Yani Hasasan'ın değil de bir başka bir firmanın süpürme sistemine baktım. Vallahi şunu söyleyeyim. Hasasan 2200 bence bundan daha iyi. Bence bundan daha iyi. Ya, tamam Engin Bey bunu da yapmış. Hasasan bunu da üretmiş ama bence 2200 bundan daha iyi. Ha bunun da tabii iyi olduğu yerler var ama bunun da bıraktığı yerler var. Yerin çok düz olacak. Bu o kadar hassasiyet istemiyor. Bunu ortaya yığınlıyorsun. Hatta eğer kameraman arkadaşım gösterirse Engin Bey bir yığınma makinesi yapmış. Şuradaki duran makine. Bak şimdi şu makine yığınma makinesi. Eğer bu makineyle vatandaş yığınlama yapıp fındığını 2200'de, Hasasan 2200'de toplayacaksa bana göre 10 numara verim alır. Ha üflüyoruz biz. Tabii üflüyoruz ama bu makine kadar, yığınlama kadar temiz bir yarı getiremiyoruz. Üfledikçe belli bir miktarda savruluyor, bir şeyler oluyor. Bunu toplaman gerekiyor. Tabii bu makine özellikle bu bölgede ovada yeni makineyi ovada böyle bir talep olduğu için Engin Bey üretti. Biliyorum. Ama ikisi de gerçekten fevkalade işini yapıyor. Yapıyor ama bak şunu söyleyeyim. Ben açık sözlü adamım. Bunu fazla abarttılar bu makineyi. Bana göre bu makineyi fazla abarttılar. Bana göre bu makine daha iyi. Tabii. Çukur yerlerdeki kalıyor. Meyilli yerlerdeki kalıyor. Buna tekrar yine amele sokuyorsun tarlaya, toplatıyorsun. Ama bu 2200'de böyle bir şey yok. Üfle, yığınla, topla bir araya. Şakır şakır günde 3 ton fındık topla abicim. Hem de tertemiz. Tertemiz. Ha bir özelliği daha var. Eğer arazinde taş varsa, büyük aşırı miktarda yumruk gibi olan topraklar varsa bunları da arkadaki tam buradan dışarı atıyor zaten. Bunu makine için döndürmüyor yani sürekli. Hem de araziyi de temizliyor. Yani hem de araziyi temizliyor dediğiniz gibi. Evet. Taşları bir yere topluyor. Sen de o taşları al tarladan at. Gelecek yıla tarlanda taş olmasın, toprak olmasın. Ha toprağını sıkıştırırsan, zemin düzse, toprak yerinden oynamıyorsa bu makine 10 numara fevkalade bizim çiftçimizin. Hatta ben servis olduğumdan dolayı Çarşamba'nın bazı yüksek köylerine gittim. Hatta 5 gün önce yine gittim. Sordum nasıl? Bir vatandaşım bile hala topluyordu, bitirmemiş. Adam hortumu çekmiş 100 metre yukarıya. Evin yanından fındığı eve indiriyor 100 metreden. Ya bu abi bu mükemmel bir şey yani. Bu tartışılmaz. Bunun güzelliği tartışılmaz. Adama memnunuz diyor. Ben diyor eşimle topluyorum diyor. İki kişiyiz biz diyor. Eşimle topluyorum bunu diyor. Çalıştır mı traktörü evin yanına? Ben de traktöre bakıma gittim. Yağ bakımını yapacağım. Baktım topluyor adam 100 metre çıkarmış hortumu yukarı. Evin yanına indiriyor fındığı. Hiç kimseyle işi yok. İki kişi. Hanımı makinenin başında bekliyor. Ona öyle göstermiş makinenin özelliklerini. Çuval dolduğunda alıyor. Adam yukarıda kendisi fındığı hortuma verip aşağı indiriyor. Bu gördüğümü söylüyorum yani. Bundan daha mükemmel bir şey olamaz.
Teşekkür ediyoruz size. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Ben özellikle Engin Bey'e teşekkür ediyorum. Bak Engin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Ha bunu yapan başka firmalar da var. Tanımadığım için onlara bir şey diyemeyeceğim ama Engin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Çiftçiye kolaylık sağladığı için, böyle ekipmanları, bu tip makineleri piyasaya sürdüğü için. İş gücüyle yapılıyor ama iş gücü bizden çok maliyet götürüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 6-7 ton fındık toplayıp da 10-12 lira, 12 bin lira İşçiye para verdikten sonra bunun kıymeti kalmıyor zaten. Fındığın fiyatı ortada. Onun için ben özellikle Engin Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir çiftçiye yardımcı olduğu, böyle bir makine ürettiği için. Evet. Size de teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi halka duyurduğunuz için. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı fuarlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.